أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Subhane la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena innaka entel cevvadul kerim. Bizleri yoktan var eden, yaşatan, yöneten, bugüne erdiren, bu geceye kavuşturan, sayısız nimetler bahşeden, nimet-i İslam'la, imanla, Kur'an'la bizleri taltif eden, şereflendiren Rabbimiz, Halikimiz, Mevlamız, sahibimiz, yerlerde ve göklerde yegane hükümran olan Allah Celle ve Ala'ya sonsuz hamd-ı senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz iki cihanın serverine Hatem-ül Enbiya, İmam-ül Murselin, Resul-ü Fekaleyn, Ceddül Hasan ve Hüseyin, Ebel Kasım Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Bu geceyi hepimiz hakkında bâis rahmet, sebebi mağfiret ve duhuli cennet eylesin. Bu gecenin feyzinden, bereketinden, rahmetinden, mağfiretinden, bu gece semadan arza yağacak olan rahmet-i ilahiyeden en çok istifade eden kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu gecede cehenneminden azade eyleyeceği, kendilerine cehennemden beraatlerini vereceği kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bu gecede kulları hakkında yapacak olduğu bir yıllık takdiri hepimiz hakkında hayırlı takdire tebdil eylesin. Amin. Cenab-ı Hak hepimize hayırlı kader, hayırlı kaza, hayırlı yaşantılar, hayırlı akıbet ve hayırlı ahiretler nasip eylesin. Amin. Değerli cemaat-i müslimin, kıymetli hazirun, gecemizin ehemmiyeti, önemi, kıymeti, kadri, feyzi, bereketi gerçekten çok büyük, çok yüce. Gecemizle alakalı konuşmazdan evvel içinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif ayı ile alakalı şöyle bir iki kelam edelim. Malum haliniz 3 aylar diye halk arasında meşhur olan Rabbimizin de kıymet verdiği, değer verdiği 3 ayların ilki Recep-i Şerif ile başladık bu maneviyat iklimine. Ramazan-ı Şerif ayının gölgesi yavaş yavaş üzerimize düşmekte. 11 ayın sultanına, Kur'an ayına Rabbim hayırla, sıhhat, afiyetle cümlemizi kavuştursun. Nice böyle güzel günlere, gecelere afiyetle kavuşmayı Rabbim cümlemize ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Recep-i Şerif ayı Efendimizin ifadesiyle Şehrullah idi. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayı. Bütün aylar Mevla'nın ama Cenab-ı Hak aylar içinde Recep-i Şerif ayını hasreten kendine tahsis ederek bu ay benim ayım. Yani Recep ayında kullarına Allah Azze ve Celle'ye yaklaşma, Mevla'yı tanıma, Mevla'yı bilme, Allah'ı bulma, Allah'a kul olduğunuzu unutmama adına Mevla Teala Recep-i Şerif ayına farklı bir misyon yüklemiş tabiri caizse. Recep ayında Rabbimize kul olduğumuzu hatırladık. Şaban-ı Şerif ayı hakkında da Efendimiz Şaban-ı benim ayımdır diyor. Benim şehrim. Efendimiz Aleyhisselam'ın kendine nispet ettiği Şaban-ı Şerif ayında da bize yakışan Efendimiz'e ümmet olmayı sorgulamak.
Recep ayında Allah'a kulluğumuzu, Şaban-ı Şerif ayında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmetliğimizi şöyle bir gözden geçirme ya da ümmet şuuruna sahip olma adına bir vesile, bir fırsat ay. Ümmet dendiğinde ümmet üç kısımdır. Ümmeti davet, ümmeti icabet, ümmeti ittiba. Ümmeti davet yeryüzündeki bugün yaşayan bütün insanlar, inananı inanmayan, hepsi peygamberin kendilerine davet ettiği ümmet. Ümmeti icabet, peygamberin bu davetine icabet edenler. Peygamberin davetini kabul edenler. Bak bu gece birçokları dışarılarda, sokaklarda, başka programlarda, başka yerlerde. Çoklarının umurunda değil. Bu gece Berat gecesiymiş, Kur'an'ın gecesiymiş, Şaban-ı Şerif ayında imişiz. Ramazan-ı Şerif ayı yaklaşmakta imiş. Çoklarının umurunda değil. İşte ümmet-i icabet, peygamberin haber verdiği, işte bu günlere, bu gecelere koşarak gelen icabet edenlerin adı ümmet-i icabet. Bir de ümmet-i ittiba var. Efendimizin davetine icabet eden, getirdiklerini kabul edenler tamam. Ama bunun bir tık daha üstü ümmet-i ittiba, hayatlarında Peygamber aleyhisselama böyle tıpatıp uymaya, yolundan gitmeye, izinden yürümeye gayret edenler. Yani peygambere tabi olan ümmet. Asıl olan da budur zaten. Rabbim bizi ümmeti ittibadan eyledi. Ümmeti ittibaya daim olarak son nefesimize kadar ümmeti ittibada Rabbim bizleri sabit kadem eylesin. Şimdi madem ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmayı sorgulayacağımız bir ay, Şaban-ı Şerif ayı içerisindeyiz ve 14'ünü 15'ine bağlayan bu geceyi de Efendimiz aleyhisselam bize haber verdi. Ne buyurdu? Senenin şu gecelerinden sakın gafil olmayın. Hangi geceler ya Resulallah? Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi. Yani regaib gecesiydi. Geçti. İki, Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi. Yani bu gece. Adına biz Berat gecesi diyoruz. Üç, her cuma gecesi. Dört, Ramazan-ı Şerif bayramının gecesi. Yani ertesi sabah bayram, o akşam. Beş, Kurban Bayramı'nın gecesi. Yani Arefe gününün akşamı. Bu beş gecede Allah duaları reddetmez. Bu gecelerden gafil olmayın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tembihi var. Bu gecede inşallah acizane beraber sesli düşüneceğiz. Madem bu gece tefekkür edilmesi gereken, düşünülmesi gereken, uyanık olunması gereken, gaflet edilmemesi gereken bir gece, o zaman bu geceyi uyanık geçirmek, tefekkür ile beraber mütalaa ederek geçirmeye çalışalım inşallah. Öncesinde büyükler bu gecede Duhan suresini okunmayı adet edinmiştir. Biz de bu gece Duhan suresinden birkaç ayet okuyacağız. Zira Duhan suresinin okuyacağımız ayetleri bu geceyi işaret ettiği ifade edilmekte. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah, hamim. Bunlar hurufu mukatta dedi. Manasını Allah bilir. Vel kitabil mubin. Mubin olan kitaba yemin olsun ki. Ne demek kitab-ı mubin? Kitab-ı mubinin birkaç manası var. Bir manası anlaşılması kolay olan kitap demek. Yani Mevla bu kitap için diyor ki buna yemin olsun. Nasıl bir kitaptır bu? Kitab-ı mubindir. Anlaşılması kolay bir kitaptır diyor Mevla. Anlaşılması kolay bir kitap derken ne anlamak lazım? Böyle her eline alan bu kitaptan bir şey anlar. Böyle bir mana kastetmiyor Mevla. Zira bu kitapta Mevla Teala'nın maksadını, murad-ı ilahiyeyi ancak ayete muhatap olan peygamberden öğrendiğinizde
o zaman bu kitap sizin için anlaşılması kolay bir kitap olur. Yoksa elinize Kur'an aldığınız zaman okursun, anlayamazsın, mealine bakarsın, tefsir olmayınca anlayamazsın. Tefsirini kimden öğreneceğim? Şimdi Mevla Kur'an'da buyuruyor ki çok mevzu var, hangisinden konuşayım, ben de böyle biraz duygu karmaşası içerisindeyim ama hepsinden böyle bir demet sunacağız inşallah. Mevla Kur'an'da buyuruyor ki biz Kur'an'ı inna enzelnâhu Kur'ânen arabiyye leallekum takilûn. Kur'an'ı Arapça indirdi ki anlayasınız diye. Allah diyor ki ha bu Kur'an sizi af buyurun 3 yaşında 5 yaşındaki çocuğun bile anlayabilecek olduğu şekilde bunu Arapça indirdim Mevla diyor. Birilerine diyorlar Arapça çok zor. Kur'an okunması anlaşılması çok zor. Ya Mevla diyor ki akledesiniz, anlayasınız diye Kur'an'ı Arapça indirdim. Allah mı doğru söylüyor yoksa Kur'an anlaşılması zor bir kitaptır diyenler mi? Elbette ki Allah doğru söylüyor. Kur'an anlaşılması kolay bir kitap ama bizim dilimiz Türkçe. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiirler de Türkçe değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki Osmanlıca. Dünyada Osmanlıca diye bir dil yok. Bize Osmanlıca diye yutturdukları dil Türkçe. Ama o Türkçenin Arap harfleriyle yazılmış şekline biz Osmanlıca diyoruz. Eskilerimiz eski Türkçe derlerdi ama hakikati Türkçedir. Osmanlıca diye bir dil yok. Ama maalesef Latin'in, Yunan'ın alfabesini, A, B, C'yi bize Türkçe diye yutturanlar bizim kendi öz dilimiz olan o Osmanlıca diye bize yutturdukları bizim Türkçe dilimizdi, girmeyelim. Mehmet Akif Ersoy öz Türkçemizle şiir yazdı değil mi? Yazdığı şiirleri bugün aynı soydan gelen kimlik kartına Türk Cumhuriyeti vatandaşı yazan sen ben okuduğumuzda anlayabiliyor muyuz? Ya da o dönemin şairlerinden başkalarının yazdığı şiirleri okuyup anlayabiliyor muyuz? Bak senin dilinde yazmış adam. Daha senin gibi bir beşerin senin dilinde yazdığı şiiri anlamaktan aciz olan insan Allah'ın gönderdiği kitabı Mevla'nın bu ayetteki maksadını, muradını anlayabilir mi? O kadar kolay mı? Kur'an Arapça indi. Mekke'de peygambere iman edenlerin dili neydi? Arapça. Arap dilini en iyi bilen insanlar var peygamberin etrafında. Ebu Bekir radıyallahu anh bunlardan bir tanesi. Arapça şiir yazacak kadar Ömer radıyallahu anh sadece 500 kıtalık bir şiir ezberledi cahiliye döneminde. 500 kıtalık Arapça şiir. Allah Resulü hayatında okula gitti mi? Öğretmen gördü mü? Mektep gördü, ders aldı mı? Ünlü olan bir peygamber. Arapların kendi lisanı olan Arapça gönderilen bir kitap. Sahabe, ya Resulallah tamam biz inandık bu Allah'ın kitabıdır da hele sen şöyle bir kenara çekil çünkü sen okula gitmedin. Sen Arapçanın inceliklerini bizim kadar bilemezsin. Bırak da bu Kur'an ne diyor biz daha iyi anlayalım. Böyle bir sahabe duydunuz mu hiç? Allah Resulüne ya Resulallah bak bu bizim dilimizde ya biz Arap'ız. Arapçayı senden iyi biliyoruz demediler. Allah Resulüne ya Resulallah bu ayette Allah ne demek istiyor diye peygambere sordular. Aradan 14 asır geçti. Ana dili Türkçe. Onu da becerip konuşamıyor. Hepi topu 300 tane 500 tane kelime hafızasında olmayan adam çıkacak. Kur'an efendim herkesin anlayacağı dilde gönderiyor. Allah öyle diyor. Peygambere gerek yok. Sahabeye gerek yok. Neye gerek var? Benim yazdığım meali oku diyor. Benim yazdığım tefsiri oku. Allah bunlardan bu ümmeti muhafaza eylesin. Amin. Kur'an anlaşılması kolay ama kimden öğrenirsen anlaşılması kolay, Kur'an'a muhatap olan peygamberden öğreneceksin. Dedik ya bu akşam mevzular çok, hepsinden şöyle birer demet sunmaya çalışalım. Devam edelim. İkinci mana, kitab-ı mubi ne demek?
İçerisinde helal, haram, dünya ve ahiret, bütün sizinle alakalı meselelerin hepsi bu Kur'an'da var demek. Kitab-ı Mubin'e demek, ey insan, sana ne lazım? Lazım olan şeylerin tamamı bunda diyor Allah. Dünyanın içinde bu sana yeter, ahiretin içinde bu kitap sana yeter diyor. Kitab-ı Mubin'in manası bu. İmam Muhammed için geçen anlattık ama dinlemeyen kardeşler var, tekrarında da fayda var. Hani gençliğinde bir ayakkabıcıya gitti. Bana bir ayakkabı verirsen sana fıkıhtan bir şeyler öğretirim dedi. O da benim nasihata, fıkha ihtiyacım yok dedi. İmam-ı Azam'ın talebesi, Hanefi fıkhının omurgası İmam Muhammed'i kovdu. Ama dünya küçük. Ekme bulma dünyası, gün geldi fıkha ihtiyacı oldu. Nasıl? Kızını evlendirecek, kızına çeyiz hazırlıyor. Dedi ki, bazen insan işte böyle ne dediğini bilmiyor. Çıkıyor ağızdan ama çıktığı gibi de durmuyor. Dünyada ne varsa dedi, dünyada var olan her şeyi kızımın çeyizine koymazsa hanım benden üç talakla boş olsun dedi. Bir defa ağızdan çıktı. Üç talak. Geriye dönüşü var mı bunun? Üç talak verdin mi? Ya dediğini yapacağım ya da hanım kusura bakma başka taraflara gitmek durumunda. Şimdi başladı bizimki, ateşlendi, telaşlandı, fıkha ihtiyaç duydu. Hocalara gidiyor, hocam dedi, kızıma çeyizine dünyada ne varsa hepsini koyacağım. Yoksa hanım benden boş dedim. Mümkün mü dünyada olan her şeyi çeyizine koymak? Çaresizim, hanım benden boş mu şimdi, ne yapayım hocam? Dediler kusura bakma, sen dünyanın hepsini çeyize nasıl dolduracaksın? Hanım senden boş. Ne olacak? Kocaya gidecek, evlenecek, ondan karı koca hayatı yaşayacak. Adam onu boşarsa ondan sonra iddet bekleyecek, bir daha sana dönecek. Ölme eşeğim ölme, o gitti demek yani. Dediler ki ya İmam Muhammed var, çok zeki, fıkı çok iyi biliyor. Bir de ona danış. İmam Muhammed'in kapıya geldi. Tabi İmam Muhammed hemen tanıdı onu. Tanıdın beni dedi. O zaman küçük gençti İmam Muhammed. Tanıyamadım dedi. Hani sana yıllar önce ayakkabıya ihtiyacım var, talebeydim. Bana oradan bir çift ayakkabı ver. Ben de sana fıkıhtan bir şeyler öğreteyim demiştim ya. Benim fıkha ihtiyacım yok demiştim. Şimdi ne oldu? Ben ettim, sen etme dedi. Böyle böyle bir çıkmazdayım. İmam Muhammed dedi ki tamam dedi, fetvayı veririm ama 1000 altınını alırım dedi. Fetva bedava yok. Zamanında bir ayakkabıydı. Ama razı olmadın, şimdi 1000 altın vereceksin. Mecbur, ya kare gidecek ya 1000 altın. Lazım değil dedi. Çözüm, git dedi bir yerden Kur'an bul. Kur'an'ı kızının çeyizine koy dedi. Bu talağın yerine gelmiş olur, hanım da sana helaldir, devam et dedi. Sevindi çıktı. Hocalar merakla sordular. Ne dedi İmam Ebu Muhammed? Dedi ki böyle böyle. Gittiler İmam Muhammed'in yanına. Dediler sen böyle bir fetva nasıl verirsin? Kur'an'da Allah ne buyuruyor? وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَعْبِسِنْ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ Kuru yaş olmaksızın dünyada ne var? Hepsi Kur'an'da mevcut. Allah diyor bak. Her şey bu Kur'an'da var diyen Allah. O zaman çeyizine Kur'an'ı koydun mu? Dünyada, ahirette ihtiyacın olan her şey bunun içinde var diyor Allah. Allah var diyor. İhtiyacınız olan şeyler burada. Ama maalesef, ma teessüf, üzülerek söylüyorum, bugünün Müslümanları Allah'ın içinde aradığınız, ihtiyacınız olan her şey bu kitapta. Ve bu kitabı bu gece gönderdiği için biz burada toplandık. Kitabın gönderildiği geceyi kutlamak için bir araya gelen Müslümanlar, içinde sizin ihtiyacınız olan her şey bunda var dediği halde Allah, biz bu kitaba sırtımızı döndük. Öyle mi? Hani diyor ya Batılı'nın bir tanesi, siz Türkler diyor, Kur'an'la yaşadığınız zamanlarda at üzerinde fetih peşinde koşuyordunuz.
Kur'an'dan uzaklaştınız, elinizde kazma kürek, Avrupa'nın efendim af buyurun domuz ahırlarına işçi oldunuz. Ne güzel bir tespit değil mi? Kur'an'la yaşadığınız zamanlarda elinizde kılıç, atınızın üzerinde Viyana kapılarına kadar gitmiştiniz. Ama Kur'an'dan uzaklaşınca Avrupa'nın domuz ahırına işçi oldunuz. Papazın biri hani Müslümanları iftara davet etmişti ya. İftarda dedi onlara ki şöyle bir Kur'an okuyun dinleyin dedi ya. Tamam papazım dedi ama Kur'an'ı seviyorum dedi. Dinleme hoşuma gidiyor. İçinizden biri okusun. Papaz gitti mutfağa. Bizimkiler aralarında konuşuyorlar. Kim okuyacak? Ben bilmem dedi biri. Öteki ben de bilmem. Sen bilmezsin. Ben bilmem. Kim okuyacak? Uyandığım biri dedi ki ben okurum. Ben hallederim dedi. Başladı. Besmele ile Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi. Papaz çıktı mutfaktan. Dur dur dedi. Onu ben de biliyorum. Başka dedi bu 600 sayfa ya. Başka bir yerinden oku dedi. Dediler papaz efendi kusura bakma biz Kur'an okumayı bilmiyoruz. Hah dedi. Benim duymak istediğim de buydu. Çünkü ben dedi düşüne işin içinden çıkamadım. Yahu siz düne kadar dünyaya ayar veren bir millettiniz. Bizim sefillerimiz sizin bırak padişahın huzuruna çıkmayı, padişahın atının üzengisini öpmeyi şeref kabul ederlerdi. Sizin padişah Panitak'tan bir mektup yazan Fransa kralı modayı yasaklardı. Şimdi o ecdadın torunları geldiniz bizim memleketimize fabrikalara işçi oldunuz. Çözemedim dedi bu işi. Ama şimdi anladım ki dedi. Siz o iktidarlı günlerinize Kur'an sayesinde çıkmıştınız. Şimdi bu zillete Kur'an'dan uzaklaştığınız için düçar oldunuz. Allah ne diyor? Size öyle bir kitap gönderdim ki kitab-ı mubin. Ne istiyorsun kulum? Neye ihtiyacın var? Bu kitap sizin dünyanıza da yeter, ahiretinize de yeter diyor Allah. Ama maalesef bugünün Müslümanlarına yetiyor mu? Yetseydi Avrupa'nın düzenlerini ithal eder miydi benim Müslümanım? Allah'ın kitabı, bak Mevla Kur'an'da ne buyuruyor? Efe hukmel cahiliyeti yebhûn. Kur'an indirildikten sonra sahabeden bazılarının o cahiliye döneminden kalma alışkanlıklarına Allah itiraz ederek buyuruyor ki yoksa siz cahiliyenin düzenini mi istiyorsunuz? وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِكَوْمِ يُقِينَ Allah soruyor bak Allah. Yakın sahibi olan, inanan, aklı başında olanlara Mevla diyor ki söyleyin diyor. Allah'tan daha güzel hüküm yapan, Allah'tan daha güzel düzen kuran var mı diyor Allah? Var mı? Cevap? Allah soruyor ben demiyorum. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا Allah'tan daha güzel hüküm koyan, kanun yapan, ilke, kural, düzen, sistem yapan var mı diyor Allah soruyor. Ne diyeceğiz? Yok. Peki madem yok niye Allah'ın kitabını bıraktınız? Batının düzenlerine, sistemlerine koştunuz. Sormayacak mı ahirette Allah bizi? Neyin kutlaması için camilere geldiniz bu gece diye? Hani dedik ya bu gece tefekkür gecesi. Düşüneceğiz. Devamında Mevla ne buyuruyor? Kur'an'ı biz bu gece indirdik diyor. Fî leyletin mübareke. Hangi gece? Ala rivayet Kadir gecesi, ala rivayet Arap gecesi. Ama ulemanın ekserisi diyor ki Kur'an iki şekilde indi. Bir kitap halinde, bir bütün olarak levh-i mahfuzdan birinci kat semaya indirilmesi var. İki, birinci kat semadan ayet ayet peygambere indirilmesi var. Kur'an'ın bir bütün olarak levh-i mahfuzdan birinci kat semaya indirildiği gece bu gece, Berat gecesi. Birinci kat semadan Cibril ile Hira'daki Efendimiz'e ayet ayet indiği gece Kadir gecesi. Demek bu gece niye kıymetliymiş? Çünkü Kur'an'ın indiği gece. Şimdi Kur'an'ın indiği geceye elhamdülillah koştuk geldik değil mi? Kur'an'ın hatırına geldik. Kur'an'a değer verdiğimiz için geldik.
Şimdi Kur'an'ın dili olsa da konuşsa ne der bize? Ey Müslümanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi güzel de, yani bu gece benim gecem. Benim indirildiğim gece. Benim için bir araya geldiniz, toplandınız, öyle mi? Yani bu gecenin anlamı bu kitap. Bu kitap bu geceyi kıymetli yaptı. Onun için biz buraya geldik. Peki bu kitap bize derse ki, ey bana inandığını söyleyenler, içinizden beni okuyabileniniz kaç kişi, okuduğunu anlayanınız kaç kişi, anladıklarıyla amel edeniniz kaç kişi, beni hayatının merkezine koyan, beni hayatının her anına hakim kılanınız kaç kişi, yoksa benden haberiniz yok, açıp bakanınız yok, okuyan, anlayan, yaşayan yok. Tarihinden itibaren ben sizin dünyanızda, hayatınızda yokum. Benim hükümlerim ayaklar altında, emirlerim çiğnenmekte. Siz benim gecemi kutlamaya geldiniz. Öyle mi yani? Berat gecesinde camilere gelmek, Kur'an'a karşı olan vazifelerimizi yaptık anlamına mı geliyor? Bu mu bizim Kur'an'a karşı olan görevimiz? Allah Kur'an'ı bunun için mi indirdi? Diyor yani Mevla, İnna enzelna. Bak ifadeye dikkat buyurun. İnna, biz diyor Allah. Biz derken kendi zatını, sıfatlarını kastediyor. Yoksa Allah bir, eşi benzeri ortağı yok. Biz indirdik Kur'an'ı diyor Allah. Allah Celle ve Ala ekber olan mı? Daha büyüğü var mı? En büyük olan Allah diyor ki bak bu kitabı ben indirdim diyor. Allah ne kadar büyük, kitabı da o kadar büyük, öyle mi? Allah'tan daha büyüğü yoksa onun kitabından da daha büyük yok. Peki bugün Müslümanlar kabul ettiğiniz kitapların, sistemlerin, ideolojilerin, düzenlerin, kural kaidelerin, yazarları, çizerleri Allah'tan daha mı büyük ki onların kitaplarını aldınız, Allah'ın kitabını hayatınızdan çıkarttınız. Allah ahirette bunu bize sorarsa ne diyeceğiz? Hani ekber Allah idi? En büyük Allah, ama en büyük olan Allah'ın kitabı hayatımıza karışmayacak. Kur'an hayatımıza karışsın mı diye şöyle bir sorsam, sizi tenzih ediyorum. Benim derdim sizinle değil, şu sokaktakilerle. Hani sosyal deney yapıyorlar ya böyle sokaklarda. Bir memlekette birisi, zenginin birisi böyle bir sosyal deney yapıyor. Müslüman mahallede Müslümanlara ellerine bir tane Kur'an almışlar, öteki eline de dolar koymuş. Müslümana soruyor hangisini alırsın diye. Tercih, bir bakıyor bir tarafta Kur'an, bir tarafta $100. Gelenlerin hemen hemen ekseriyeti doları alıyorlar. Çünkü Kur'an dünyasına yaramıyor ama $100 iyi para. Bir tane genç geliyor, paraya bakıyor, Kur'an'a bakıyor, parayı reddediyor, Kur'an'ı alıyor. Açıyor, içinde demet demet dolarlar gizlemiş. Deneyi yapan. Yani sen $100 değil de Kur'an'a talip olsaydın, aslında Kur'an'ın içinde ne dolarlar var ama sen $100 sattın Kur'an'ı Müslüman. Bu deneyde olduğu gibi siz Kur'an'ı tercih etseydiniz bugün dünyanın süperi siz olacaktınız. Öyle değil mi de icadımız? Ama şimdi bugün dünyanın en muhtaç, en zillet içinde yaşayanları Müslümanlar. Niçin? Çünkü doları tercih ettiniz, Kur'an'a sırtınızı döndünüz. Onun için bu gece Kur'an'ın indirildiği gece, peki Kur'an bizim hayatımıza inmediyse, Kur'an'ın indiği gece sabaha kadar camide olsan ne fayda? Kaldı ki bize bugüne kadar Berat gecelerinde, Kadir gecelerinde hep ne öğrettiler? Mevlid okumayı, ilahi dinlemeyi, sesi güzel olan hafızlardan Aşş-ı Şerif dinlemeyi, değil mi?
Ondan sonra böyle yarım saat, bir saat böyle nameleri dinleye dinleye akşam eve gittiğimizde yastığa başımızı koyduğumuzda büyük iş yaptık. Bu gece çok mübarek bir geceyi çok güzel ihya ettik. Ne yaptık? Yıllarca böyle geceleri Mevlid'le, ilahiyle, Kur'an'la geçirdik. Kur'an okunmasına bir şey demiyorum. Haşa, zinhar. Ama hafız Kur'an okuyor, sesi de yanık. Cemaat hüngür hüngür ağlıyor. Cemaatin içinde bir tane Arap var. Şöyle baktı millete. Niye ağladıklarını anlamadı. Sonra Kur'an bitti, döndü, dedi ki niye ağladınız dedi. Dediler hoca çok güzel okudu, onun için ağladık. Ya ama dedi okuduğu ayetlerde ne diyordu biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Kadının özel hallerinden bahseden ayetleri okudu dedi. Ya kadının özel hallerinden bahseden ayet okunurken niye ağlanır? Anlamını bilmezsen namesine ağlıyoruz biz. Kur'an'ın namesine kimse bir şey demiyor zaten. Kur'an'ın Arapça okunmasına kimse itiraz etmiyor zaten. Ama o nameli nameli okunan Kur'an'ın açıklaması, anlamı, izahı, Allah şöyle diyor dendiği zaman dananın kuyruğu orada kopuyor işte. Bizim Kur'an'la münasebetimiz Timurtaş rahmetli Hoca Efendi'nin anlattığı gibi. Bir gün dedi eski zaman otobüsle hacca kafile götürüyorum. Kafilenin de reisiyim. Gümrük'te Araplar çok inat adamlardır. İyisine sözüm yok. Ama genelde o kapılarda görevliler biraz aksi adamlar. Bizden evvelki dedi otobüste bir şeyler bulmuşlar. Bizim otobüsü de dedi indirecekler, didik didik arayacak. Araba laf anlatamazsın. Ben de dedi dedim acılara ki bak acılar. Bu Arapları siz bilmezsiniz, ben bilirim. Ne olur bak itiraz etmeyin. Ne derse eyvallah deyin. Şöyle hızaya geçin, dinleyin, karşılık vermeyin. Bir an evvel geçelim, yoksa 3 gün bekletir bizi. Ben öyle dedim ya diyor. Arap çıktı, Arapça dedi ki herkes aşağıya insin. Ben dedim ki aşağı inin. Bütün millet ya böyle namazda saf tutar gibi. Arap dedi çıktı yükseğe konuşma yap. Herkes valizlerini indirsin. Arapça konuşuyor ya bizim cemaat amin. Valizlerin içinde eğer şöyle şöyle kesici maddeler varsa herkes çıkartsın. Amin. Adam ne diyorsa bizimkiler amin. Arap şöyle durdu. Dedi kim dedi bu kafilenin reisi? Timur Hoca dedi ki ben dedi. Niye dedi bunlar amin diyorlar? Dedi efendim bizim memleketi amin demek başımız üstüne demek. Sen söyle emrin olur ağam ne demek yani? Arap'ın tabi böyle kalkınca hoşuna gitti. Dedi ya siz ne güzel insanlarsınız. Hadi binin dedi aramayacağım sizi. Arabaya bindik dedi gidiyoruz. Döndüm hacılara. Dedim tamam iyi güzel amininiz işe yaradı. Kurtulduk da ben anlamadım dedi. Adam size diyor ki aşağı inin amin. Çantaları çıkartın amin. Dediler hocam biz ne bilelim adam ne diyor. O Arapça konuşunca biz zannettik dua ediyor dedi. Çünkü biz Arapçayı hocalar dua ederken kullanır zannediyoruz. Bizim Kur'an'dan, Arapçadan, dinden anladığımız maalesef mateessüp bu. Dolayısıyla bu gece tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz, sorgulayacağız derken bu gece Kur'an'ın gecesi. Kur'an'ın indirildiği asır, asr-ı saadet değil mi? Ama asr-ı saadet Kur'an indirilmeden önce cahiliyet dönemiydi. Cahiliyet döneminin insanları hatırlayın nasıl bir hayat yaşıyorlardı? Geneli itibariyle af buyurun hayvanlık içinde tabiri caizse insanlığını kaybetmiş bir yaşam. Ama Kur'an onları aldı o çukurun içerisinde gökteki yıldızlar gibi yıldızlaştırdı değil mi? Cahiliye dönemini asr-ı saadete çeviren Kur'an. Yani sahabe Kur'an'la tanışmadan önce başka bir hayat yaşıyorlardı. Kur'an hayatlarına girdikten sonra hayatları değişti. Peki bu Kur'an şimdi bizim hayatımızda var. Kur'an'ın indiği geceyi de sözüm ona kutlamak için buradayız. Ben şimdi sorsam desem ki Kur'an bugün hayatta olmasa herkes kendine sorsun. Yarından itibaren hayatımızda ne değişir? Kur'an olmasa, yarından itibaren hayatımızda Kur'an yok. Ne değişir hayatımızda?
Çok şey değişir mi? Peki Kur'an'ın varlığı o zaman bizim için bir anlam ifade etmiyor. Kur'an var ya da yok. Bizim hayatımızda bir şey değiştirmiyorsa Kur'an'ın indiği geceyi kutlamak bize ne kazandıracak? Kur'an bizim hayatımızı değiştirmediği müddetçe, Kur'an senin hayatına, Kur'an senin yatak odana, Kur'an senin oturduğun odaya, Kur'an senin ticaret yaptığın dükkana, Kur'an senin sokağına, çarşına, pazarına, Kur'an senin okuluna, mahkemene, siyasetine girmediği müddet Kur'an'ın indiği geceyi kutlamışsın. Allah razı olur mu bundan? Mevla Teala Kur'an'ı sadece böyle indiği geceye hürmet edilsin. Aa, çok mübarek bir gece, camiye gidelim, mevlid dinleyelim, şeker alalım. Arada böyle düğünde, törende Kur'an'dan aşırlar okuyalım. Cenazemiz olursa arkasından 3 gün, 3 sabah mutlaka mezara o Kur'an'ı okuyalım. Tamam mı? E bundan daha âlâ Müslümanlık mı olur? En iyi Müslümanın hayatındaki Kur'an bu. Ya doğduğunda işte yeni doğan çocuğa okursun, ya sünnet günü okursun, ya evlendiğinde akşam hoca nikaha geldiğinde okur, başka cenazene ölüne lazım olur. Kur'an başka hayatımızın neresinde var? Hayatında Kur'an olmayanların Kur'an'ın indiği geceyi kutlamaları, hani şimdi benden ne bekliyorsunuz bilmiyorum ama çokları herhalde bu gece ne yapalım hocam? Kaç rekat namaz kılalım hocam? Kaç defa Allah diyelim? Hangi zikir daha çok kazandırır? Ya bu gece sabaha kadar istediğiniz kadar namaz kılın. Eyvallah, kılmayın demem. Ama Kur'an'la olan şu durumu bir düzeltelim. Ondan sonra istediğinizi yapın. Kur'an bize dargın olduktan sonra, Kur'an'la barışmadıktan sonra, hala Kur'an'a elin gitmedikten sonra, hala Kur'an'a bakarken Çin bilmem ne yazısına bakar gibi Kur'an'a bakıyorsan, yani bu gece 2 rekat namaz kılsan ne olur, 2000 rekat namaz kılsan ne olur? Dolayısıyla önce Kur'an'la münasebetimizi düzeltmek zorundayız. Sahabe-i kiram olsaydı bu gece peygambere ne sorarlardı? Ya Resulallah, bu gece ne kadar namaz kılalım, nasıl ibadet edelim mi sorarlardı? Yoksa ya Resulallah, sen bize bir şey söyle, o söylediğini yapalım, Allah ondan razı olsun. Yani Allah bizden ne istiyorsa onu söyle bize ya Resulallah. Ne yaparsak Allah bizden razı olur. Ben de şimdi sizi uyutmak için daha öncesinde alışa geldiğimiz gibi, efendim bu gece şu kadar namaz kılalım, böyle tesbihatlar yapalım, şöyle şöyle, bunları da anlatırım size. Ama yani bunu bugüne kadar anlattık. Hayatınızda kaç Berat gecesi geçirdiniz? Bugüne kadar hayatınızda kaç Recep, Şaban, Ramazan, Kadir gecelerini ihya ettik hep beraber? Ne değişti hayatımızda? Bu gecenin sabahı bugünün sabahından farklı olmayacaksa, Berat gecesinin bizim hayatımıza kattığı bir katma değeri olmayacaksa, istediğin kadar bu gece sabaha kadar zikir yap, tesbih çek, namaz kıl. Bu gecelerden maksat bu değil. Bu gecelerde yapılması gereken şey biraz düşüneceğin, biraz tefekkür edeceğin. Seni Allah'a yaklaştıracak vesiledir bu geceler bizim için. Hani Mevla Kur'an'da buyuruyor ya, فَاَيْنَ تَنْهَبُونَ Kulum, nereye gidiyorsun ya, şöyle bir dur. Nereye gittiğine şöyle bir bak ya, bu gidişatın sonu nere? Bak devamında Mevla diyor zaten. Kur'an'ı biz indirdik diyor Allah mübarek bir gecede. Niye indirdik? İnna künna munzirin. Bununla diyor Cenab-ı Hak sizi korkutmak istedik. Sizi korkutmak, uyarmak için kitabı indirdim diyor Allah. Niye indirmiş Kur'an'ı Allah? Bizi uyarmak için. Niye uyarıyor bizi Allah? Bu dünyaya geldin, artık geriye dönüşün yok. İleriye gitmek zorundasın, çıkışa yanaştın. İleride seni bekleyen tehlikeleri sana haber vermek için kitabı indirdim diyor Allah. Hani şöyle gözünü açtın, kendini bu dünyada gördün ya, ah bir düşün, gözünü açmadan önce neydin, neredeydin? Kendini bu dünyada buldun. E seni bu dünyaya gönderen bir güç var, bir irade var. Sana yatırım yapan, seni yoktan var eden,
senin yaşayabileceğin hayatı, dünyayı, içindekileri senin istifadene sunan bu muazzam ilim, irade ve kudret sahibi senden bir şey istiyor, bir şey bekliyor. Onun için de sana kitap indirdi. Ve devamında diyor ki bak bu hayat böyle gidiyor. Ama ileride seni bekleyen tehlike var. Ne var? Ölüm var. Öleceksin diyor bak Kur'an sana. Kul innel mevtellezi tefirrune min. Kaçtığın ölüm sonunda seni yakalayacak diyor Allah. Hani diyor ya seni yakalayacağım oğlum, seni bulacağım diye. Ölüm de aynısını söylüyor. Seni bulacağım oğlum diyor. Kaçamazsın benden diyor. Ölümden sonra kabir var seni bekliyor. O kabir nasıl bir yerdir hiç merak edeniniz var mı? Hepimizin sonunda gidecek olduğumuz yer ya. Allah diyor ki bak Kur'an'ı size gönderdim, uyarıyorum sizi. Önünüzde kabir var. Kabirden sonra mahşer var. Mahşere kalkmak var. Ondan sonra Rabbin huzuruna çıkmak var. Allah'ın huzuruna çıkmadan 50 bin senelik bekleyeceğiniz yerler var. Orada ter vücudunuzdan öyle çıkacak ki diyor Peygamber aleyhisselam. O ter sizi boğacak. Gemiyi bıraksan gemi yüzer diyor hadisinde. Gemi senden çıkan terle gemi yüzer diyor Allah Resulü. Allah da diyor ki bak uyarıyorum sizi, korkutuyorum. Önünüzde böyle günler var. Şakası yok bu işin. Tekrarı yok, geriye dönüşü yok. Aklını başına al. İleride seni bekleyen şeyler, böyle umursamayacağın adam sende diyeceğin şeyler değil bunlar ya. Ondan sonra hesap var, mizan var. Yaptıklarının hesabını Allah'a vermek var. An be an, saniye bir saniye yaptığın her şey film şeridi gibi sana seyrettirilecek. Yaratan Allah, seni hesaba çeken mahkemenin hakimi, aynı zamanda senin hayatının da şahidi. Gizleyecek olduğun bir şey yok. Her anına muttali olan Allah sana konuş diyecek. Ama ağzına değil, ağzına bank vuracak. Eline konuş diyecek, gözüne konuş diyecek. Neler seyrettin anlat diyecek gözüne. Gözüm başlayacak, ya Rab diyecek, sosyal medyada akşama kadar Instagram'da takıldım, yetmedi YouTube'da gezindim, yetmedi Facebook'ta surf yaptım, yetmedi televizyona. Ben bu gözleri sana, bu sanal alemde surf yapasın diye mi verdim, sormayacak mı Allah? Bu diller ne konuştu, konuş diyecek, benimle yalan konuştu, benden aşağı konuştu, şöyle konuştu. Hak kelamını konuştun mu, benim kelamımı okudun mu? Kur'an'ın indiği geceyi kutluyorsun da Kur'an'ı kaç defa aldın diline okudun? Sormayacak mı Allah? Eline konuş diyecek. Ne tuttun? Telefon tuttum ya Rab. Televizyon kumandası tuttum ya Rab. Piyango bileti tuttum ya Rab. Maça girmek için aldığım bileti tuttum ya Rab. Zar tuttum ya Rab. Arkadaşlarla muhabbet ederken oynadığım kağıtları tuttum. Bu el konuşacak. Allah soracak. Bu elle bu kadar şeyi tuttun. Benim kitabımı hiç tuttun mu diye. Ne diyeceğim? Berat gecesine camiye gelmiştik ama ya Rab. Öyle mi? Ayaklara konuş diyecek Mevla. Nerede yürüdün? Nerede yürüdün? Futbol sahalarında yürüdün. Deniz kenarlarında yürüdün. Plajlarda yürüdün. Eğlence yerlerinde yürüdün. AVM'lerinde yürüdün. Benim yolumda yürüdün mü diyecek Allah. Camiye kaç adım attın? Allah'ın razı olacağı kaç adım var hayatında? Adım adım Allah hayatımızı sorgulayacak. Sonrasında da içinde ebedi kalacağın ya cennet ya cehennem hayatı. Bunları şimdi Allah bize haber veriyor. Kur'an'ı da sizi uyarmak, önünüzde sizi bekleyen böyle bir hayat var demek için gönderdim diyor Allah. Kulak verenimiz var mı? Dinleyenimiz var mı? Dolayısıyla kıymetli müminler, değerli cemaat, aziz kardeşler, bu gece Allah rızası için ne yapalım? Hiçbir şey yapmayın ya. Eve gittiğiniz zaman Kur'an'ı alın, o raflı dolapların en üst tarafından al Kur'an'ı eline, şöyle karşısına geç de ki bu gece senin gecen. Senin indiğin gece, ben bugüne kadar seni çok ihmal ettim de Kur'an'a itiraf et. Sen, ben, hepimiz bugüne kadar sana zaman ayırmadım. Bugüne kadar sensiz geçen günlerim, yıllarım, boşa geçen ömrüm. Özür dilerim de ey Kur'an. Kumanda tuttuğu kadar bu eller seni tutmadı. Maç seyrettiği kadar bu gözler sana bakmadı. İtiraf et artık ne diyeceksen.
herkes kendi adına Kur'an'dan özür dilemeden, Kur'an'la helalleşmeden, Kur'an'ın rızasını almadan değil Berat gecesini, vallahi cennete giremeyiz. Çünkü Efendimiz buyurdu ki el Kur'an şafi'un ve müşeffa'un. Kur'an şefaat edecek, Allah da Kur'an'ın şefaatini reddetmeyecek. Kur'an kıyamet günü bir kısım insanlara şefaat edecek, bir kısım insanlardan da davacı olacak diyor Efendimiz. Kur'an'ın ya Rabbi ben bu kulundan razı değilim dediğinden Allah da razı olmaz, ben de ona şefaat edemem diyor Efendimiz. Kur'an kime dargınsa Allah ona merhamet etmez. O zaman bu gece Kur'an'ı darıtma gecesi değil, Kur'an'la barışma gecesi. Kur'an'a söz verip bundan sonra seni hayatıma alacağım. Kur'an indi ama senin hayatına girmediyse sana inmedi demektir. Kur'an senin hayatına girdiği gün Kur'an sana indi demektir. Gelin Kur'an'ı hayatımıza indirelim. Bu geceyle alakalı eksik olmasın. Şöyle bir iki malumat da arz edelim. Kur'an'la alakalı söyleyecek çok sözümüz var ama maksat anlaşılmıştır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi olduğunda diyor Allah Azze ve Celle semadan 300 tane rahmet kapısını açar. Bu gece rahmet kapılarını açar, yeryüzüne Mevla rahmeti yağmur gibi yağdırır. Ama diyor Efendimiz Taberani Hadis-i Şerif'in yağmur gibi yağan rahmetten, yani Allah bu gece nice cehennemli kullarını azat edecek. Affettim, seni bağışladım diyecek. Ama diyor Efendimiz şu kimseler bu geceden mahrum olur. Kimdir? Bir, müşrikler, Allah'a şirk koşanlar. Yani Allah'ı, kitabı, Kur'an'ı, dini dünya hayatına karıştırmayan, din başka, dünya başka görüşünde olanlar. Bu geceden onların nasibi yok. Efendimiz Aleyhisselam öyle diyor. İki, müşahin. Ne demek müşahin? Ehli sünnet dışı sapık inanca, görüşe sahip olanlar. Ehli sünnetin dışındakiler, onların da bu gecede nasibi yok. Girmek istemiyorum çünkü mevzu dağılacak. Birkaç şey daha söyleyip bitireceğim inşallah. Devam ediyor Efendimiz. Zina eden tevbe etmezse, içki içen tevbe etmezse, sihir büyü yapan tevbe etmezse, anne babasını darıltan tevbe etmezse, Müslüman kardeşine kin güden, içinde Müslüman kardeşine karşı nefret besleyen, vazgeçmez tevbe etmezse, Allah dostlarına düşman, Allah düşmanlarına dost. Acayip bir dünyada yaşıyoruz ya. Müslümanın kalbine bakıyorsun, gavura aşık, gavur sevgisi var kalbinde ama Müslümanları sevmiyor, sevemiyor. Doğru iş yapanları sevmiyor, yalancı, hain, ne kadar üçkağıtçı varsa hepsini seviyor benim Müslümanım. Müslümana kin besleyen, kalbinde nefret duyan, bu geceden onların da nasibi yok diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Devamında buyuruyor ki, ya Ayşe diyor, Beni Kelb kabilesi var ya, Arapların en çok sürüsü olan, koyunları olan bir kabile. O kabiledeki koyunların postundaki tüy adedince Allah bu gece diyor ümmetinden cehennemi hak etmiş günahkar kullarını affedecek. Bu gecede ne kadar insanı Allah affedecek? Ama hangi şartla? Mevla dilerse şartsız, koşulsuz da affeder. Amenna. Ama Mevla ister ki kulum önce şöyle bir adım at. Sen bana doğru şöyle bir yaklaş. Bu gece Allah'a ellerinizi açıp yalvaracağınız, dua edeceğiniz, af isteyeceğiniz, tevbe edeceğiniz. Efendimiz diyor yani bu gecenin üçte biri geçtiğinde Mevla birinci kat semadan şöyle nida eder. Yok mu benden bir şey isteyeniniz? Yok mu ya derdi olan, hastalığı olan, borcu olan, sıkıntısı istemiyor musunuz diyecek bu gece Allah. İsteyenler bu gece... Zenginin biri dese ki bu gece sabaha kadar benim kapımda nöbet tutana sabahleyin bir Ferrari vereceğim. Allah bu gece onun kapısında ben dahil şu cemaat içinde sabahlamayacak olanımız zannetmiyorum çıkmaz. Allah diyor ki bu gece kapıma gel, elini aç, belini bük, gözyaşları içinde ya Rab de,
Ne istiyorsun? Vereceğim diyor Allah. Sözün sahibi Peygamber aleyhisselam ya. Eyüp aleyhisselamı bilirsiniz değil mi? Eyüp aleyhisselam hasta, yıllarca hasta yatağında. Ama öncesinde Allah önce çocuklarını aldı. Malını aldı, hanımları gitti, tek bir hanımı kaldı yanında. Hasta yatağında, ala rivayi 15 sene mahkum. Hanım dedi ona ki, etme dedi ya, sen peygambersin, sen dua et, Allah seni reddetmez dedi. Hanım dedi, Allah bana 70 küsür sene afiyetle, sağlık içinde yaşayacağım bir hayat nasip etti. Şimdi beni böyle imtihan ediyor, ne diyeceğim dedi. O güzel günlerin şimdi bedelini ödüyorum. Ama ne zaman ki Eyüp aleyhisselamın hastalığı diline isabet etti, Allah'ı zikredemez olunca ne dedi? Rabbi enni messeniye dur. Bak bu kadar. Tek cümle. Enni messeniye dur. Ya Rabbi bana zarar veren bir şey bana isabet etti. Ente erhamur rahimin. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Öyle bizim gibi sabaha kadar yalvarmadı. Tek bir cümle söyledi. Mevla ne diyor? Festecebna le. Duasına icabet ettik diyor. Biz ona ehlini bir daha çocuklarını diriltti diyor ala rivayi. Ölen çocuklarını diriltti. Bir o kadar daha evlat. Kaybettiği malının bir mislini kendine iade etti. Yaptığı dua bir cümle. Ama samimi gönülden içten. Sizin de öyle yapacağınız bir cümlelik samimi dualarımız olsun. Çünkü Allah ben mucibim diyor ya. Siz dua edin ben icabet edeceğim. Bu gece Allah'ın dualara icabet edeceğim. İstiğfar etmemiz gereken bir gece. Bitireceğim ama madem böyle mübarek bir gecedeyiz, böyle 5-10 dakika herhalde hesabını yapmazsınız diye düşünüyorum. Musa aleyhisselam için denilir ki bir kadın geldi. Ey Allah'ın nebisi dedi, benim için dua et. Allah bana dedi bir evlat versin. Çocuk sahibi olmak istiyorum ya, anne olmak istiyorum. Musa aleyhisselam Mevla'ya müracaat etti. Ya Rab dedi, bu kulun ne istediğini biliyorsun. Mevla buyurdu ki ya Musa, ben dedi o kuluma kısır takdir ettim. Yani çocuğu olmayacak. Onun kaderine kısır yazdım diyor Allah. Musa aleyhisselam da kadına dedi ki, yani kusura bakma bu imtihan dünyası ama senin çocuğun olmayacak dedi. Aradan yıllar geçti, Musa aleyhisselam kadına rastladı. Kucağında bir bebe. Dedi kadın kimin bebeği? Benim bebeğim dedi. Nasıl olur dedi. Musa aleyhisselam şaşırdı. Nasıl olur dedi kadın. Allah sana kaderine bunun çocuğu olmayacak kısır diye yazdım dedi. Nasıl çocuğun oldu? Mevla'ya müracaat etti. Ya Rabbi hikmetinden sual olmaz. Bu nasıl oldu? Mevla buyurdu ki ya Musa. O kadar ısrarla dua etti ki. O kadar yalvardı. Kapıyı o kadar dövdü ki bırakmadı. Ben de dayanamadım. Çünkü Allah yemhullah ma yeşâ ve yüzbit. Ayet öyle diyor. Ben yazarım diyor. İstersem yazdığımı silerim. İsterse yazdığımı orada bırakırım diyor Allah. Kalem kimin elinde? İstediğini yazar, istediğini siler mi? Sen ısrarla iste diyor bak. Sen yalvar. Kapıyı vurmaya devam et. O kapı açılacak. Bu gece istiğfar edilecek, yalvarılacak, yakarılacak. Neye ihtiyacınız var? Neye ihtiyacınız varsa bilin ki önce istiğfar etmeden istediklerinize kavuşamazsınız. Önce istiğfar. Ya Rab, sana karşı mahcubum. Bugüne kadar kulluk edemedim. Emrini yerine getiremedim. Yapamadım, beceremedim. Ama huzurundayım. Pişmanım, affet demeden isteyecek olduğunuz şeyleri istemeyin. İstemeye yüzümüz olsun. Önce istiğfarla başlayalım. Bak istiğfar var ya. Ne istiyorsunuz? Ayette Mevla diyor ki yağmur isteyene istiğfar yağmur olur. Çocuk isteyene istiğfar çocuk olur. Zenginlik isteyene istiğfar zenginlik olur. Bağ bahçe isteyene istiğfar bağ bahçe olur. Bela musibet istemeyene istiğfar belalara kalkan olur. İhtiyacımız var mı? Bak Mevla bir aydır sallıyor bizi değil mi? Bundan sonra ne kadar daha sallanacağımız belli değil. İşte bu gece kader gecesi aynı zamanda. Bak devamında Allah ne diyor? Kur'an'ı indirdiğimiz gece fiha yufraku küllü emrin hakim. Biz bu gecede hikmetli işleri şöyle ayırırız Allah diyor.
Yani bu gecede Cebrail'i çağırır Mevla, gel bakalım de. Gelecek senenin Berat gecesine kadar dünya üzerinde nerede deprem olacak? Bu gece Allah listeyi Cebrail'e veriyor. Gelecek sene Berat gecesine kadar dünyanın neresinde zelzele olacak, afet olacak, savaş olacak, hepsinin dosyası bu gece Cebrail'de. O Cebrail'e verilecek dosyanın içinde bizim memleketin ismi var mı? Bilmiyoruz. Peki varsa, Allah dilerse silmeye kadir mi? Amenna. Nasıl sildireceğiz? La yaruddul kada illa dua diyor bak Efendimiz. Kazayı ancak dua ile geri çevirebilirsiniz. Allah sizin için takdir etti. Bela gökten inerken, yaptığınız dua arşa yükselirken ikisi karşılaşır. Duanız belanın arza inmesini engeller diyor Efendimiz. Gelecek sene bu memlekete, hem vatana, hem millete, hem özelde bize Allah bela vermesin, dert musibet vermesin. Özel hayatımızda Cenab-ı Hak bize keder, elem, hastalık, Allah alem, bu gece hastalanacaklar, ölecekler, bütün bunların listesini Azrail Aleyhisselam'a veriyor Allah. Dosyada hangimizin ismi var? Bilen var mı? Belki bu gece Azrail'e verilen dosyada senin benim adım yazılı. Gelecek sene Berat'a çıkmayacağız. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için Hasan bahsediyor. Berat gecesinin sabahında Kabe'ye sanki mezardan çıkmış ölü gibi yüzü bembeyaz çıkardı. Bu halin nedir diye soranlara, çünkü akşam benim kaderim yazıldı ya. Gelecek bir senem takdir edildi. Ben gelecek sene benim başıma ne gelecek bilmiyorum. Korktuğum için de bu haldeyim diyor. Biz de korkalım ya. Gelecek sene Allah bizim için ne takdir edecek? Hasta mı olacağım? Yatağa mı düşeceğim? Bir elini mi kıracağım? Enkazın altında mı kalacağım? Zengin mi olacağım? Bunların hepsi bu gecede. O zaman bu gece istiğfar gecesi, dua gecesi, Kur'an'la tanışma gecesi diyelim. Allah bu geceyi hakkıyla ihya etmeye bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak bu gecede yapacağımız duaları peşine kabul eylesin. Kabul edeceği dualar arasında bizim dualarımıza Rabbim ilhak eylesin. Bu gecenin sabahına cehennemden azade olmuş, beraatını alan bahtiyar kullarından kalkmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Hazreti Ömer'in Kabe'de Berat gecesinin sabahında yaptığı duada söylediği gibi, ya Rabbi akşam benim için ne yazdın bilmiyorum. Beni iyilerin arasına mı yazdın, kötülerin arasına mı yazdın bilmiyorum. Eğer iyilerin arasına yazdınsa orada sabit kıl ya Rabbi. Ama yok kötülerin arasına yazdınsa, ya Rabbi sil, iyilerin arasına kaydet. Sen istediğini silersin, istediğini yazarsın. Kim de karışır sana ya Rabbi? Allah dilediğini yapar mı? Amenna. Ya Rab sen de bizim hakkımızda, eğer bizim yanlış yapacağımız, senin rızana muhalif işler yapacağımız, günah, hata, isyan edeceğimiz, başımıza bela, musibet, hastalıklar getirecek bir kader bu gece bizim için takdir ettinse, ya Rab kaldıramayacağımız şeylerle bizi imtihan etme. Kaderimizi, imtihanımızı kolay eyle. Hastalıklarımıza şifalar ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'i, özellikle de vatanımızı, milletimizi her türlü semavi ve arazi belalardan muhafaza eyle. Vatana, millete ihanet eden içeride ve dışarıda ne kadar hain varsa fırsat verme ya Rabbi. Birliğimize kasteden, huzurumuza kasteden bütün hainleri kirli emellerine nail eyleme. Planlarını iptal eyle. İmkanlarını aleyhlerine reddeyle ya Rabbi. Amin diye şu güzel cemaatimizin her ne türlü ya Rab duaları, beklentileri, arzuları, ihtiyaçları, dertleri, kederleri, elemleri varsa sana malumdur. Bu gecede hepimizin dertlerimizi, kederlerimizi, sıkıntılarımızı gider ya Rabbi. Amin. Hepimizin maddi manevi hastalıklarımıza şifalar ver ya Rabbi. Amin. Yuvalarımıza huzur ver. Amin. Vücutlarımıza sıhhat, afiyet ver. Amin. Evlatlarımızı hayırla ıslah eyle. Amin. Salih ve salihalardan eyle. Amin.
Dini İslam'a hadim eyle. Kur'an'la yaşamayı bize nasip eyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayr eyle. Son nefeste imdad eyle. Kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü sözüyle çene kapama hepimize nasip eyle. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin. Fatiha demeden bu gece gelecek bir yılın takdir edildiği gece ya, gelecek bir yıl belalardan kurtarmak istiyorsanız az sadaka çok belayı def eder. Bu gecede vereceğiniz sadakalar gelecek bir senenin belalarına bedel olacak, kefaret olacak inşallah. Bunun karşılığında Rabbim sizi cenneti köşklerinde altından tahtlar üzerinde böylece oturmaya muvaffak eylesin inşallah. Aba idarında Rabbim rahmet eylesin. Günahlarımızı Rabbim meccanen affeylesin. Hepimizi kulluğuna kabul eylesin. Razı olacağı işler yapmayı Rabbim bize nasip eylesin. Bu gecede şöyle tek bir dua edeyim hocam. Haşa, la teşbih, Allah'a sığınırım. Ayşe annemiz Efendimiz'e sordu ya, ya Resulallah Kadir gecesinde Allah'a ne dua edeyim? Efendimiz ne dedi ona? De ki ya Ayşe, Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fafan. Allah'ım sen affedersin, affetmeyi seversin, beni de affet. Bak çok güzel, peygamberin öğrettiği bir dua. Bunu yapalım ama ilaveten de şunu yapalım. Hazreti Ali'nin dediği gibi, ya Rab sen beni nerede görmek istiyorsan, sen benden nasıl kul olmamı istiyorsan ben beceremiyorum. İstediğin gibi kul olmayı bana nasip et ya Rab. Beni görmek istediğin yerde beni istihdam eyle ya Rab. Benden görmek istediğin şeyleri yapmayı bana nasip eyle. Ama benden görmek istemediğin şeyleri bana yaptırma ya Rabbi. İmtihanımızı kolay eyle ya Rabbi diye dua edelim. Allah dualarımızı kabul eylesin. Ana babalarımıza rahmet eylesin. Bizim de ölüm ve sonrasındaki çıkacağımız yolculuğumuzu Rabbim kolay eylesin. İmanla ölmeyi, kabri cennet olarak bulmayı, mahşere imanla kalkmayı, hesabı kolay verip sıratı karşıya geçen, cennet ve cemale eren kullarından eylesin. El-Fatiha.